Başkan küçük bir kızdı. Durmadan konuşur konuşur ve konuşurdu. Lila lütfen sus ve yemeğini ye diye söylenirdi annesi. Lila daha az konuş ve daha çok dinle diye kızardı öğretmeni. Lila, lütfen sessiz ol, otur. Filmin sesini duyamıyorum diye bağırırdı abisi. Lila konuşmayı bırak da dişlerini fırçala derdi babası. Ama hiçbir şey küçük Lila'yı susturamazdı. Konuşur, konuşur ve konuşurdu. Ama sıkıntılı bir pazartesi sabahı Lila birden konuşamaz oldu. Sesi kısılmıştı. Fısıldamaya çalıştı, olmadı. Bağırmayı denedi, yine olmadı. Şarkı söylemeyi istedi ama yapamadı. Kahvaltı boyunca Lila çok sıkıntılıydı. Ama konuşmadığı için kahvaltısını çabucak bitiriverdi. Ödevini tamamlamaya bir zaman bulabildi. Bu sabah çok hızlıyım diye düşündü. Diye düşündü kendi kendine. Lila okula giderken yine sıkıntılıydı ama arkadaşı Berjen onu eğlendiren çok komik fıkralar anlattı. Berjen'in bu kadar eğlenceli olduğunu daha önce hiç fark etmemişim diye düşündü Lila. Lila gün boyu okulda sıkıntılıydı ama çalışmasını bitirdi ve dersi iyi dinlediği için bir altın yıldız kazandı. Daha önce hiç altın yıldız almamıştım diye düşündü. Sizin öğretmen altın yıldız veriyor mu? O gece Lila artık çok sıkıntılı değildi. Eline bir kutu patlamış mısır aldı ve abisiyle bir canavar filmi izledi. Haklıymış diye düşündü Lila. Bu film gerçekten harika. Babası ona kitap okumaya geldiğinde Lila çoktan yatmaya hazırdı. Dişlerini fırçalamış, pijamasını giymiş, sessizce yatağında
bekliyordu. Böylece fazladan iki kitap okuyabilecek zaman bulabildiler. Ertesi sabah Lila kendini çok iyi hissederek uyandı. Artık konuşabiliyordu, fısıldayabiliyordu, bağırabiliyordu ve şarkı söyleyebiliyordu. "Bugün hayatımın en güzel günü," dedi kendi kendine. Lila sürekli konuşarak hızlıca aşağı indi. "Yaşasın, anlatacak ne çok şeyim var," dedi Beren. "Çok komik bir kız altın yıldız almak çok sevindirici ve canavar filmleri çok güzel." "Ama önce kahvaltımı yapayım dedi sonra gülümseyerek. Lila sessizce kahvaltı yaparken ailesi konuştu. O da dinledi. Lila hala konuşmaya bayılıyor. Hala konuşmaya bayılıyor. Sürekli konuşuyor. Ama artık ara sıra dinlemeyi de seviyor. Wow, bir kitabı bitirdin ha? High five. Süpersin. Baba, bu kitap sen galiba bizde var. Hangisi? Eda'nın pembe pijaması. Var mı o bizde? Galiba. O diğerlerinden var mı? Bakayım. Şundan var galiba. Hmm. Paylaşmayı sevmeyen Lima. Sosyal kelebek. Bilmiyorum, bakarız. Vay be, bir kitap bitirdim be. Süpersin. Öpeyim. Bravo. Harikasın. Tamam, kamerayı durduruyorum. Harika okuyorsun Pia. Diğer taraftan kes, tamam mı? Tamam.